Merhaba arkadaşlar. 8. sınıflar için İngilizce testini birlikte çözeceğiz. Hemen başlayalım birinci soruya bakarak. Bir görselimiz var. Lisa adında bir kız çocuğu. Bununla ilgili tomorrow is Dad's birthday and we want to make a birthday cake for him. Yarın babamın doğum günü ve biz ona bir doğum günü pastası yapmak istiyoruz demiş bu kız. Which of the following lists does Lisa use? Buna göre aşağıdakilerden hangisini kullanır? Ne yapacaktık? Doğum günü pastası. Cornstarch, flour, an egg, water, salt, three eggs, milk, vanilla, flour, özür dilerim, baking powder, fruit, sugar. Seçeneklerde gördüğünüz gibi bana malzemeleri yazmış. Dolayısıyla yapacağım işlem bir doğum günü pastası hazırlamak için hangi tarz malzemeler kullanılır? Buna göre doğru bir seçenek seçmek olacak. Onu da hemen birlikte bakalım. Cornstarch flour. Burada su var, tuz var, yumurta var. Bir yumurta var. Bunlar sır nişastası var. Öğretmenim biz doğum günü pastası ya da pasta yapımını nereden bilelim? En azından hani kaç yumurta kullanacağını bilmiyorsak bile mısır nişastası konmadığını tahmin etmeniz lazım. Biraz analiz yeteneğimizi kullanmamız lazım çocuklar bu soruda. Lütfen hemen ben nereden bileyim pasta yapmayı deyip kenara çekilmeyin. Ki diğer seçenekleri inceleyince birine yorum yapamasanız bile bir diğerine rahatlıkla yorum yapabileceksiniz ve en azından şıkları aza indirgeyeceksiniz. B şıkkında 3 yumurta, süt, vanilya, un, kabartma tuzu, meyveler ve şeker demiş. Bu daha bir mantıklı geldi sanki. En azından bir pastada olmayacak, olmaması gerektiğini düşündüğüm bir seçenek yok. Size nasıl düşündüğümü, soruyu nasıl çözdüğümü anlatmaya çalışıyorum. 2 yumurta, ne demiştik? Yumurta sayısıyla ilgili bir şey bilmek zorunda değilim ama en azından yumurta konduğunu hepimiz biliyoruzdur elbette. Un, kabartma tuzu, domates. Şimdi hadi bildim bilmedim onu da geçtim ama bir domates konmayacağını herhalde yorumlayamayacak olan yoktur aramızda. O zaman bu seçeneğimi de eledim. Hem de çok rahat eledim. Tuz, süt, un, baking powder, neydi? Kabartma tozu ve peynir. Doğum günü pastasının içine veya herhangi bir pastanın içine peynir koymayacağımı da bilirim. O yüzden elimde en mantıklı, öğretmenim ben malzemeleri nereden bileceğim diye hayıflandığınızı duyar gibiyim. Ama gördüğünüz gibi eleme yöntemiyle ve üzgünüm biraz analiz yeteneğini dediğim gibi düşünmek, kullanmak zorundasınız. Doğru cevaba ulaştım. Doğru cevabım B. İkinci soru. Biraz uzunca ama dikkatli okuduğumda, parçayı iyi analiz ettiğimde ve seçenekler üzerinden gittiğimde çözemeyeceğim bir soru değil. Which of the following is correct according to the text above? Bu tarz sorularda parçaya hakim olmak durumundayım ve size tavsiyem doğru olanı soruyor ya burada. Ben parçayı okuyup sonra arkasından şıkları okuyup hemen şudur deyip geçmeyeceğim. Ne yapacağım? Önce bir şıkları okuyacağım. Sonra parçayı okumaya başlayacağım ve bir yandan şıklarımı düşüneceğim. Ve her bir şık için zıttını veya aynısını yukarıdan teyit edebileceğim şekilde bulmaya çalışacağım ki ben doğruya ulaşabileyim. Bakalım, Chris cannot spend time with his family. Ailesiyle vakit geçiremez demiş. Goes to pool for training before he goes to school. Okula gitmeden önce yüzme antrenmanına gider demiş. has lessons at school for 6 hours every day. Okulda 6 dersi vardır demiş. Prefers revising for a test only at the weekend. Sadece hafta sonları sınavları için
tekrar yapmayı tercih eder demiş. Bunlar aklımda hemen parçaya döndüm. Hi everyone, I'm Chris. I'm 16, I'm a student and also a swimmer. I want to tell you one typical day of my life. Buraya kadar beni ilgilendiren ya da soruyla ilgili bir şey yok. Hızlı geçtim. I have a remarkable busy schedule because önemli derecede yoğun bir programım var diyor. It's not easy to handle. Bununla başa çıkmak kolay değil. Both school and trainings, hem okul hem antrenmanlar. I must wake up at 7 every morning and go to the pool. Her sabah saat 7'de kalkıp yüzme sporu için havuza gitmem gerekiyor diyor. After an hour of practice, bir saatlik bir antrenmandan sonra I get back home, get ready for school and have a breakfast. Burada bir durdum. Niye? Seçeneklerimde şöyle bir şık vardı. Chris, özür dilerim, goes to pool for a training before he goes to school. Bu durumda bu seçeneğimi doğrulamış oluyorum. Okula gitmeden önce havuza antrenmana gider. Evet, doğru gözüküyor şimdilik. Ama burada pes etmiyorum. Hemen devam ediyorum. Nerede kalmıştık? When I arrive at school, okula vardığımda I meet with my with friends before the lessons and have chat until the bell rings. Okul arkadaşlarımla buluşurum. Zil çalana kadar onlarla muhabbet ederim. I spend 8 hours at school. Okulda 8 saat harcarım. Yani 8 saat dersim var diyor. Hemen bununla ilgili bir ibaremiz vardı C'de. 6 saat diyor. C'yi yeledim. In the evenings, akşamları I have dinner with my family and maybe watch something on TV with them. Ailesiyle ilgili bir şeyden bahsetmiş miydi? Evet, A seçeneğinde Chris cannot spend time with his family. Harcayamaz diyordu. Ama burada birlikte televizyon izlemekten ve akşam yemeği yemekten bahsediyor. Demek ki ailesiyle vakit harcıyormuş. A'yı da eledim. But not exceedingly long. Pek uzun olmayabilirmiş tabii, yani uzun değil diyor. Demek ki uzun vakit geçirmese de sonuçta geçiriyorsa benim için A seçeneğini elemem için yeterli. After that, bundan sonra I study for my lessons or revise for my tests. I try to go to bed as early as possible. Şimdi or revise for my tests. Neydi bu çocuklar? Bir günlük a typical day demişti en başta hatırlarsanız. Bir günlük rutin yaptığı işlerdi. Demek ki bu dersleri için tekrar olayını bir gün içerisinde rutin olarak yapıyor. Aslında her gün yaptığı bir şey bu. Burada sadece hafta sonu yapar demişti D şıkkında. O zaman D seçeneği de doğru bir şık diyemem. Böylelikle ne yapmış oldum? B seçeneğinin doğruluğunu garantilemiş oldum. Üçüncü soruda yine boşluk doldurmalı bir soru karşımıza çıktı. Gördüğünüz gibi. Which of the following cannot complete the sentence above? Bu boşluğu hangisi doldurmaz diye soruyor. Whenever I need someone next to me. Kime ihtiyacım olsa, ne zaman ihtiyacım olsa, yanımda ihtiyacım olsa. Lisa is with me. Lisa benimle. Because she always blah blah her friends. Lisa'nın nasıl bir özelliğe sahip olduğunu gösterir. Hemen bir seçeneklere bakalım. Supports her friends, arkadaşlarını destekler. Backs up her friends, yine arkadaşlarına destek olur. Attaches importance to her friends, arkadaşlarına değer verir. Insults her friends, arkadaşlarını küçümser. Olumsuz bir ifade oldu. Halbuki Lisa İyi bir şey yapıyor. Ne zaman ihtiyacı olsa arkadaşlarının yanında oluyor. O zaman olumsuz olan D seçeneği benim boşluğumu dolduramaz. Simon ve Paul'un bir diyaloğuyla karşı karşıyayız. 3 tane boşluğum var. Bu 3 boşluktan hangisi acaba boşluğumu doldurmayacak? Yani 3 soruyu yerleştireceğim. Açıkta kalanı işaretleyeceğim. Which of the following questions does not Paul ask to Simon? Hangisini sormuyor? Bakalım.
Seçenekleri okumuyorum. Yeri geldiğinde ipuçlarıyla seçeneklere tek tek bakacağım. Hey Paul, what's up? Listen, I'm going to organize a Christmas party before the holiday. I'll invite our friends from high school. Blah, blah, blah. İlk sorum burada geldi. Simon merhaba demiş, ne haber demiş. Bir Christmas partisi organize edeceğini söylemiş. Partiden önce arkadaşlarına, high school, liseden arkadaşlarını çağıracağını söylemiş. Acaba ne sormuş da Paul, that would be great, mükemmel olurdu, harika olurdu diye cevap vermiş. Belli ki bir teklifte bulunmuş. Birinci üniteden hatırlayacaksınız. Whom will you invite? Ya da who will you invite? Kimi davet edeceksin? Burada herhangi bir isim yok. Bunu soru olarak soramam bu ilk boşlukta. Can you tell me the exact date? Bana kesin tarihi söyleyebilir misin? Yine ona göre bir cevap vermemiş Paul. Bunu da eledim. Where will it be held? Nerede olacak, nerede yapılacak diye soruyor. Bir yer ifadesi yok. Would you like to come? Gelmek ister misin? Ben bir teklif cümlesi arıyordum ve o teklif cümlesi D şıkkında geldi. O zaman birinci boşluğu D ile doldurdum. That would be great. Arkasından Paul'un bir sorusu var. Simon, I think our house will be available for that day. O gün sanırım bizim ev müsait olacak. My parents are going to help me with the food. Ailem yiyecekler için bana yardım edecek diyor. O zaman burada da yer ile ilgili bir cevap var. Where will it be held cümlesi C şıkkında okudum. Buraya yerleştirilebilir. Geldim son ihtiyacım olan soruya. Cevap December 24. O zaman tarihi soran bir soru olmalı. Can you tell me the exact date? Bu boşluk için uygun olacaktır. Bana tam tarihi söyler misin? Kiminle gelip, daha doğrusu kimleri davet edeceğiyle ilgili herhangi bir konuşmada bilgi yok. O zaman doğru cevabım A seçeneği olacaktır. Beşinci sorum görselli bir soru. Ne güzel. Çok kaydık. Hey Ricky, soru köküne bakalım önce. Which of the following ingredients does Dean talk about? Hangi malzemeler hakkında konuşuyor Dean? Bakalım. Hey Ricky, what are you cooking for us tonight? Bu akşam bizim için ne pişiriyorsun? We have rice, I steamed. Pirincimiz varmış, haşlamışız. And also artichoke, kereviz. Great, mükemmel. So there are some blah blah blah. Why do you need them? Niye ihtiyacım var diyor. Hani bunlar da var. I'm going to use them for artichoke because I like the sweet taste. İşte bizim ipucu kelimemiz çocuklar. Ekşi demekti biliyorsunuz. O zaman seçeneklerde ekşi bir şeye ihtiyacım var. O da nerede var? A seçeneğinde var. Gördüğünüz gibi anahtar kelimeler bizim için her zaman önemli. Altıncı soruda görsellerimiz sıralanmış görsellerle ilgili bir sorumuz var. Ne demiş sorumuz? Which of the following statements about Thomas is incorrect? Yanlış. According to the pictures, fotoğraflara göre. In the pictures above, there are some of the activities that Thomas do in a week. Thomas'ın bir hafta içerisinde yaptığı bazı aktiviteler var diyor resimlerde. Buna göre hangisi incorrect, yanlıştır. He likes doing sports whenever he has time. Ne zaman zamanı olsa spor yapmayı sever. A şıkkında sanırım basketbol resmi bunu destekler. B şıkkı helping parents with the housework. Ev işlerinde aileye yardım etmek. Is a part of his routine. Günlük işlerinin bir parçası. O zaman evet, hemen ikinci resimde gördüğünüz gibi bununla ilgili bir görselimiz var. Evet, B şıkkı da doğru olsa gerek. He likes going to shopping with his friends. Arkadaşlarıyla alışverişe gitmeyi sever diyor. Ancak yukarıda herhangi bir alışveriş resmi yok. He is a successful student because he studies regularly.
Başarılı bir öğrenci çünkü düzenli olarak çalışır. Masa başında çalışır halde gördüğümüz bir resmimiz var. Dolayısıyla bizi desteklemeyen ya da yukarıdaki resimleri desteklemeyen şık C şıkkı. O zaman C şıkkını işaretleyebilirim. Yedinci soru. Hemen soru kökümüzü okuyalım. Okuyalım. Which of the underlined words should be replaced for a proper recipe? Ha. Demek ki sıralamada bir hatamız var. Hangisiyle hangi cümlenin yerini değiştirirsek bu hata düzeltilebilir diye bakıyoruz. First dice the onions, peppers and chop the tomatoes. Önce soğanları doğra, özür dilerim, biberleri ve doğra ve domatesleri doğra demiş. Sonra pour some oil into the pan. Tavanın içine biraz yağ dök ve soğanı ekle, soğanı ve biberleri. Second, a few minutes later and add some tomatoes and cook for a few minutes demiş. Şimdi burada bir hemen gözümüze bir şey çarptı. Neden? First dedik, then dedik, second dedik. First tamam. Then de tamam olabilirdi. Arkasından second demesiydi. Eğer ben bir yerde second diyeceksem, bağlaç olarak kullanacaksam, first'ten sonra kullanmam lazım. O yüzden burada bir sıkıntı var, belli oldu. After that, crack the eggs into mixture in the pan. Finally, blah blah blah. Dolayısıyla finally, evet doğru yerde kullanmış. First, evet doğru yerde kullanmış. Şu üçüyle ilgili bir sıkıntı var diye bakıyorum. Burada da en mantıklı şekilde second'la after that'i yer değiştiremeyeceğime göre deni yer değiştirmem lazım. Yani seçeneklerde neyi arayacağım? 3 ve 2 olan seçeneği arayacağım. O da nerede var? B seçeneği de var. Bu hatayı hep yapıyorum. Şöyle seçelim. Ve gelelim 8. sorumuza. According to the dialogue above, which of the following statements is correct? Hemen bakalım diyaloğa göre hangisi doğru diye arıyoruz bu sefer. Jess, do you have any plan for tomorrow evening? Yarın için bir planın var mı? Yani akşam için. Aslında evet. Niye sordun? We are planning to go to see the new play at the city theater. I was going to ask if you could join us. Bir oyuna gideceklermiş. Dolayısıyla sen de gelir misin diye teklif ediyor arkadaşına. Oh, I really want to watch it. Gerçekten izlemek isterim. Maybe I can finish my homework earlier. So join you. Belki erken bitiririm ödevimi ve size katılırım. You can make it. Arkadaşı da onu destekliyor. Umarım yapabilirsin diye. Sam and Jess are planning to meet at the theater. Şimdi tiyatroda buluşmayı planlıyorlar. Daha gelip gelmeyeceği belli değil. O yüzden buluşmayla ilgili bir plan yapmadılar. Sam didn't intend to invite his friends. Arkadaşlarını davet etmedi. Aslında we are planning to go to see the new play at the city theater derken gayet de arkadaşlarıyla birlikte gittiği belli ki yine arkadaşı olan Jess'i davet ediyor. Buna da doğru diyemem. Jess cannot join her friends because she has an exam the next day. Aslında ödevi değil, özür dilerim, sınavı değil, ne vardı? Ödev vardı. Jess is going to try finishing her homework before it's time. Şuradaki cümlesinden de anlayacağınız gibi inşallah erken bitirir ve size katılırım demişti. O yüzden buradan erken bitirmeyi planladığını çıkartabilirim bu yorumdan. O yüzden doğru seçeneğim değişik olacaktır. 9. sorumuz bir tablo sorusu. Ne güzel, severiz tablo sorularını. Ve 9 ve 10. sorumuzu daha doğrusu bu tabloya göre yapacakmışız. Hemen bakalım. The chart below shows the opinions
of Five Teenagers About Movies. Şöyle bir baktığımız zaman tabloyu aslında çok da okuyarak vakit geçirmeme gerek yok. Neden? Şıkları okuyacağım ve tablodan kıyaslayarak doğruyu ya da doğru olmayan seçeneği bulmaya çalışacağım. Bizden ne istiyormuş? Incorrect, doğru olmayan seçeneği istiyormuş. Hemen başlayalım A şıkkıyla. Rachel and Charles. Hemen buldum Rachel ve Charles'ı. Love romances but they hate sci-fi movies demiş. Hemen Rachel and Charles'ın romance de gülücük. Sci-fi'da somurtan suratları olduğunu görüyoruz. Üzgün suratları olduğunu görüyoruz. O zaman bu doğru bir ifade. B seçeneğine bakalım. While Stephanie hates horror movies. Stephanie horror movie hates. Evet, üzgün surat. Doğru. Eric hates sci-fi. Eric hates sci-fi. Bu da doğru. Somurtan, üzgün surat. The only person who likes sci-fi is Stephanie. Hemen sci-fi'ye bakıyorum. Üzgün, 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 üzgün. Stephanie'de gülücük var. O zaman the only person who likes sci-fi is Stephanie. Doğru. Eric and Jess love romance and animation movies. Hemen bakalım. Eric and Jess demiş. Love romance. Hemen bakıyoruz romance'e. Aha. Jess tamam. Ama Eric'te üzgün surat var. O zaman love, romance and animation movies. Animation'ı da isterseniz kontrol edelim. Eric animation'ı da sevmiyor ama Jess seviyor. Mesela ikisini birden seviyor diye alamam. Doğru cevabım Denizli. Geldim son soruya. According to the chart above, the most favorite type of movie among those teens is. Bunu neye göre yapacağım çocuklar? Soruda neyi sormuş bana? Most favorite, en favori olan yani en çok tercih edilen ya da buradaki tabloya göre en çok gülücük alan movie tarzı. Ne yaptık? Şöyle bir baktık horror'da. Hepsinde gülücük olan var mı? Direkt onu arayayım isterseniz ilk önce. Yokmuş. O zaman sayarak gidelim. Horror'da bir, iki, üzgün, üç, gülen. Peki. Romance'de bir, iki, üç, peki Skyfy, bir, iki, ooo Skyfy'ı kimse sevmiyormuş. Stefan'dan başka eve söylemişti bunu zaten. Animation'da bir, iki, üç. Sorumuz ne soruyordu? Bir daha bakalım. According to the chart above, the most favorite type. En çok gülücük olanı soruyorduk, değil mi? Hemen bir daha sayalım. Skyfy değil kesinlikle. 2, 5 direkt öğretmen. Matematiğin süper. 5. Evet, romance tabii ki de. Değil mi? Sadece Eric somurtmuş. En çok hangisi tercih edilmiş? Romance tercih edilmiş. En yoğun gülen suratın olduğu şık özür dilerim tabloda seçenek olduğu için. 10. sorumuza da doğru cevap C dedik ve bu testimizi de burada bitirdik. Umarım güzel geçmiştir.